Tarihi direnişe hep birlikte katılalım. Tarihi direnişi hep birlikte yapalım ki... ...6-8 Ekim terör eylemlerine ilişkin 108 sanığın yargılandığı davada PKK itirafçısı Kerem Gökalp'in anlatımları HDP-PKK ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi. PKK elebaşı Duran Kalkan'ın terör örgütü içerisinde 14 yıl boyunca özel kalemliğini yapan Kerem Gökalp, Selahattin Demirtaş'ın da tutuklu olduğu davada tanık olarak dinlendi. Gökalp, 6-8 Ekim eylemlerinin talimatını Selahattin Demirtaş'a ileten ismin PKK'nın sözde Türkiye sorumlusu Kamuran Yüksek olduğunu söyledi. Gökalp, Kamuran Yüksek'in Demirtaş'ın Mürşit Pınar sınır kapısında açıklama yaptığı sırada yanında olduğunu belirtti. Tarihi direnişe hep birlikte katılalım, tarihi direnişi hep birlikte yapalım ki... PKK itirafçısı Kerem Gökalp, örgüt elebaşı Duran Kalkan'ın da olayları Gara'dan yönettiğini aktardı. 30 Eylül 2014'te beraberindeki HDP heyetiyle Suriye'nin Ayn El Arab kentine giden Selahattin Demirtaş, PKK yandaşlarını sokağa döken ve 37 vatandaşın ölümüne neden olan eylem çağrısını Mürşit Pınar sınır kapısında yapmıştı. Çağrıyla sokağa çıkan terör örgütü yandaşları Türkiye'yi yangın yerine çevirmiş, 35 ilde ikisi polis, 37 vatandaş yaşamını yitirmişti. Selahattin Demirtaş ise kameralar karşısına geçerek bu şiddet eylemlerine katılanlara teşekkür etmişti. HDP projesi Önder Apo'nun perspektifi çerçevesinde oluşan bir projedir. HDP'nin başarısı ki kendisinin Sayın Öcalan'ın çok önemsediği bir projedir. Siyasi hayatı boyunca Kandil'in sözcülüğünü üstlenen Selahattin Demirtaş onlarca kez terör soruşturması geçirdi. Hakkında 5 ayrı ilde açılan 12 dava devam ediyor. Demirtaş bu davalarda silahlı terör örgütü kurma ya da yönetme, terör örgütü propagandası yapma, suçu ve suçluyu övme, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik, suç işlemeye alenen tahrik gibi pek çok suçtan yargılanıyor. Çünkü daha biz baştan aparın heykelini dikeceğiz, heykelini. 4 Kasım 2016'da gözaltına alınıp tutuklanan Selahattin Demirtaş hakkında sadece Diyarbakır Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturmasında 142 yıla kadar hapis cezası isteniyor.